Hocanın röportajının başlığı çıkan e, gün içerisinde sosyal medyada tartışılan konu beyaz gömlek meselesi. Hocanın biliyorsun gömlekleri meşhurdur. Beyaz gömlekleri biraz daha şeydir, popülerdir. Evet ondan beyaz da bahsettim. Beyaz gömleğin bahsetti. bir manası, anlamı da vardır. Kulüp siyaseti ya da e, Galatasaray seçimlerine yönelik bir söylem midir? Bir ima mıdır tartışması beraberinde? Yani bir başkanlık sinyali midir? Şeklinde algılandı. Ee, bunu herkes nasıl algıladıysa açıkçası ben de öyle okudum. Yani çok e, beyaz gömleğinde bu anlamda e, öylesine seçilmiş bir benzetme olmadığını hocanın e, buradan demek ki bir düşüncesi olabileceğine anlam verdim. Tabii net, ki net mesaj veriyor ama orada evet, değil. mi? Tabii Giydiğim ki zaman korkanlar veya çekinenler oluyor oluyordu. Yani şöyle bir durum Galatasaray siyaseti biraz enteresandır. Ee, şöyle Şimdi Fatih Hoca Galatasaray'a bir daha teknik direktör olacak mı? Ya da ne zaman olabilir? Şimdi hoca biliyorsunuz e, zirvede bırakmak ister. Yani o hayallerini gerçekleştirmek ister. Ben bir teknik adamlık konusunda hani o ilk imza, son imza mesajından sonra tekrar e, teknik direktörlüğe yine döneceğini düşünüyordum. Yani onu sadece son imza derken hani şey anlamında yani buradaki son imza bu başka bir takıma gitmem tarzında mı? Ya teknik direktörlüğe son imza olarak okumadım ben onu. Ee, belki daha hani orada o kontratın feshedilmesiyle alakalı bir süreç de olabilir. Yani netice itibariyle e, bu söylem Galatasaray'da bir etki yaratacak. Galatasaray'da ilk çatırdamada ki idari anlamda son dönemde bir istikrarsızlık durumu söz konusu oldu. Galatasaray'ın en büyük problemlerinden biri de buydu. Ee, akıllara Fatih Terim gelecek. Bu bir şeyin startı mı verildi bu söylemle beraber? Yani Galatasaray'da e, ki üyelere e, ilk olağan ya da olağanüstü, hiç olağan olmuyor gerçi. Evet, olağanüstü, son hep olağanüstü olduğu için. Olası bir seçimde ben başkanlığa adaylığım söz konusudur. Mesajımıdır. Bu yönde e, bir çalışma başlattım hoca. Ki hocaya yakın zamanda da e, ee, çok üyenin hocam aman gel üye bu abi bir Fatih Terim'in orada Galatasaray başkanlık yapan birçok isimden şu anki başkan ayrı tutuyorum birçok kişiden serveti daha fazladır yani parası vardır yani Fatih Tabii hocam canım. yani para anlamında da sıkıntı yok yani o parası vardır Allah bereket versin bir şey diyemem bu konuda yani <laughs> hayır yani bir et böyle evet, alışkına gelmiş bir yani, alışkına gelmiş bir başkan profili vardır bizde parası vardır zengindir falan kasak olaylı falan derler de. O cadıda para vardır yani eğer böyle bir niyeti varsa bayağı parası var yani demek ki e, böyle bir düşüncesi var. E, netice itibariyle e, Fatih Terim'in bundan sonraki dönemde adı ilk idari anlamda yaşanabilecek problemde, sıkıntıda adı başkan adaylığı için geçecek. Etrafında, Beklenen bir şeydi zaten. Etrafında güçlü isimlerin e, bir arada olabileceğini düşünüyorum bu arada. Yani Galatasaray'ın güçlü isimleri bir araya gelebilirler ama... İşin bir de madalyonun bir de diğer yüzü var. Fatih Hoca evet sevilir. Taraftarda karşılığı vardır. Ama Galatasaray içerisinde genel kurula baktığımız zaman şimdi Faruk Süren'le Hoca arasında biliyorsunuz eski sıcaklık olduğunu düşünmüyorum. Zaten o yani bir ayrılık falan filan ama netice itibariyle hadi onu geçelim. Şimdi Adnan Polat dönemi. Adnan Polat'la Fatih Hoca'nın arası açık mı? Açık. Konuşmuyorlar. Ünal Aysal ile Fatih Hoca'nın arası açık mı? Yani konuşuyorlar mı? Hayır, konuşmuyorlar. Rahmetli Mustafa Cengiz kötü bir ayrılık oldu yani o süreçte de. Burak Elmas da keza öyle. Yani şuraya bağlayacağım. Bu bahsettiğim kişiler Galatasaray'ın eski başkanları. Hepsinin döneminde seçilmiş yöneticiler var. Onlar döneminde kulübe üye yapılmış kişiler var. Yani Galatasaray'da Fatih Hoca'nın bir de karşıtlığı da var. Yani e, bu da onları motive edebilir. Yani Fatih Terim karşıtlığının da Galatasaray'da bir getirisi yani bir karşılığı var. Onu demek istiyorum. Dolayısıyla bu göreve soyunması eğer böyle bir niyeti varsa hocanın bu güzel bir şeydir. Keşke eski sporcular, yani Aykut Kocaman keşke Fenerbahçe ileride başkan olabilse mesela patiyorum Galatasaray'a olabilse Sergen Yalçın. Bir Beşiktaş başkanı Sergen Yalçın. 3 sene böyle bir açıklama yaptı. Yani kulağa ne kadar hoş geliyor. Yurt dışında daha çok örnekleri var. Örnekleri var. var. Ee, bakalım bugünden e, yani ne derece niyetler gerçekleşir? Çünkü anlık değişebiliyor. Ama belli ki hoca Galatasaray'da başkanlık fikrine artık sıcak bakıyor. Çünkü o e, o kadar sıcak bakmıyordu daha evet, önce. Evet ben de öyle hatırlıyorum. Şey yani çok söyleyeyim? kısa, hani, başka konuya geçmek için. Ee, ben kötü bir teknik direktörlük sayfasında kariyerini bitireceğine inanmıyorum. Çok rekabetçi bir insan çünkü. Doğru. Kötü bir sayfayla noktaladı ama ben tekrar gelebileceğine, saha içinde olabileceğini varsayıyorum. Bu milli takımda olabilir, Galatasaray'da olabilir ama iyi bir notla, iyi bir e, hatırayla bitireceği kanısındayım en azından hocanın. Başkanlık meselesine gelince... Evet, sağdan gelenler başkan olsun bunu hep hepimizin temennisi ama yani bu süreçlerinde bunların da farklı meslekler olduğunun da farkına varalım. Yani ben hep televizyon dünyası için kaç yıldır içinde olduğum için söylüyorum. Futbolculuk ya da teknik direktörlük televizyon dünyasında bir yer edinmek için tabii ki önemli bir girizgahtır ancak bu başka bir meslektir bunu da öğrenmek gerekiyor. Eğer buna bu tür şeylere saygı duyulduğu takdirde yaptığınız ikinci meslekte de başarılı olabilirsiniz. Ee, Oliver Kahn örneği var. İki, iki buçuk yıl bunun eğitimini gördü, bekledi. Sırası gelince yönetici oldu. Bizde de artık biraz hani o yönetim meselesinin daha profesyonelleşmesi adına tabii ki saha içindeki deneyimlerin buraya taşınması lazım ancak burada da bir yöneticilik kavramının tekrar bir gözden geçirilmesi gerekiyor. Başkanlık meselesinde bilmiyorum ben, Nevzat çok daha hakim Galatasaray'ın iç siya siyasetine ama Fatih Hoca'yı yönetmek de kolay değil. Hani Eğer Fatih Hoca ile çalışmayı kabul ediyorsanız ve onu göreve getiriyorsanız başkan olarak sportif işlere karışmayacaksınız. Bence bu da çok doğal. E, karış, karıştırmaması da çok doğal. Ha şöyle de bir risk var yalnız. E, şimdi Galatasaray'da demokrasi yani diğer kulüpler ben yakından çok takip etmiyorum. Yani ayda iki, iki ayda bir yapılıyor. Bazı kulüplerde üç ayda bir yapılıyor. Galatasaray'da bu daha yerleşmiştir. Yani bir eleştiri kültürü vardır. Ve divan kurulu toplantıları Melike ayda bir yapılır. Yani ne demek istiyorum biliyor musun? Gelir düzeyi ne olursa olsun. insan ayrımı olmaz. Belki emekli maaşı alıyordur orada belli bir yaşın üzerinde abimiz, amcamız. Gelir, kürsüde çatır çatır eleştirir. Başkanı eleştirir. Şimdi bunu göğüsleyebilmek, bunu sakin karşılayabilmek kolay değil. Yıpratır insanı. Bazen Ali Koç bile kendinden geçiyor değil mi? Yani düşsene birisi çıkıyor sahneye dakikalarca konuşuyor. Artık yeter diyor insanlar. Ben ee, doa Kurulu toplantılarını biraz garip olduğunu düşünüyorum ama bu her kulüp için geçerli çok çok bence yani biraz. meseleler biraz yok, yok. çok ben, uzuyor. Ben ben Galatasaray'ın e, divan kurulunu farklı al... etkili ve güçlü buluyorum. Farklı alfabeleri kullanan hani, insanların bir araya gelmesi gibi geliyor bana. Ya he, ya jenerasyon farkı elbette var ki bence yaş çok önemli bir faktör çünkü tecrübeyi satın alma şansı yok ama e, sonuca çok fazla ulaşmıyor e, belki Galatasaray'da bir, biraz daha fazla ulaşıyordur. Ama nihayetinde olması gereken bir demokratik pencere ve o pencerenin de iyi kullanıldığı kanısında diyeyim bazı kulüplerde. O yüzden söylüyorum. Yoksa e, tabii ki herkes konuşurlar. Oralar, or çok... oralar kulüplerin e, en yüksek makamı. Yani dikkate alınır ama dediğin gibi bazen sulandırılıyor. O konuda artık. Peki maalesef. şimdi artık tabii daha var ama transfer dönemi yaklaştıkça e, oyuncularla ilgili haberler çıkıyor. <laughs> Ronaldo, Teklifler pes çıkıyor pes vesaire. Dedi. Galatasaray'da da tabii e, ara transfer dönemi öncesinde önlemler alındı. Özellikle bazı oyuncularla ilgili Nelson Torreira ve Sasha Boye için tekliflere kapılar kapandı. Haberimizi bir izleyelim.